Hoş geldiniz. Naber? Ezra Nurşan. Bana mı geliyorlar? Kırmızı ufak haplar var arkadaşlar. Yeter artık Instagram. Burayı ben kendim de anlattım. Burada anlattım. Sürmek. Alkışlarınızla Ezra Nurşan. Şimdi havada kaptık gibi bir şey oldu. Masumlar Apartmanı bitti. Biter bitmez ayağımızın tozuyla gelmiş olduk. Nasıl hissediyorsun? Yani biraz böyle... Nasıl hissediyorum? Biz bunu sette de konuştuk. Şu mesela çok sevdiğin işleri, oyunlar da geçerli bunda. Bir anda bitirme haberi gelse daha iyi olmaz mı? Çünkü haftalara yayılan bir üzüntü hali oluyor. Son üç, son iki, son bir falan gibi bir hal olunca insan böyle o üzüntüyü yayılarak yaşıyor. Halbuki son gün bana deseler ki bugün sizin son gününüz ve bitti deseler... Ne kadar güzel olacak. Çok kısa bir an olacak. Aynen ama yaptığın iş ona uygun değil maalesef tabii. Maalesef öyle. Masumlar özelinde biraz üzüldüm ama. Gerçekten. Evet. Ne kaç sezon? İki sezon mu sürdün? İki sezon. Niye daha çokmuş gibi geldi bana? 3-5 sezon giden değil, çok yer etti olurdu. Ama. Evet ondan yani bence. Ondan olabilir. Efekti büyüktü. Güzel. İyi. Güzel. Sen Göle'de doğmuşsun. Evet. 2 yaşında İstanbul'a gelmişsin. Evet. Oraların kültürüne dair anımsadığın bir şey var mı diye bizim çocuklar merak ediyor. Yani anımsadığım yani yaşarken 2 yaşında bir şey yaşa bir deneyimi hatırlamıyorum ama kulağıma sürekli çalınan bir haller var. Bir de biz İstanbul'a geldikten sonra sürekli yaz tatillerinde tatil gibi Göle'ye giderdik köye. Bilmiyorum aranızda böyle tatiller yaşayanlar var mı? Ben köyüme ama. Giderdim. Sürekli biz Göle'ye giderdik 3 ay. Ve orada yaşardık yani bir tatil gibiydi bizim için. O yüzden hatırlıyorum tabii. Ve devamında da hep evin içinde konuşulur. Ya bizim köyde şöyleydi, Göle'de böyleydi, Ardahan'da şöyleydi diye. Çok soğuk olduğunu hatırlıyorum. Çok soğuk çünkü. Ama mesela İstanbul'da kat kat giyinmemize rağmen Göle'de soğukta... Tek bir kazakla bütün gün geçirebilirdik. Öyle bir garip kurudur bir soğuk. Kurudur soğuğu. Yani kuru ama rahat bir soğuk gibi. Şu an ezbere dedim bir şey yani. Ankara'da da aynı şeyi konuşurduk. Ama Ankara gerçekten kuru soğuk. Eskişehir? Daha da soğuk. Kayseri? Eskişehir'e hiç gitmedim. Dayıyoruz çünkü benim. Bu arada ben her yere gittim. Çünkü benim 8 kardeş annemler. Aha. Hepsi memur ve hepsi... Farklı illere defalarca tayin edildiler ve o yüzden sürekli gezdim. Süper. Bu söylediğim bütün illere gittim. Evet.
Efendim, Kamboçya Çevre Bakanlığı çok tanıdık geldi. Sanki daha önce bir yerlerde görmüş gibiyim gibi düşük seviyelerde mizah içerikli TikTok'lar çekmek için kopartılan penis bitkileri için yerel güzelliklerimizi koruyalım çağrısında bulunmuş. Kadınların eğlence, erkeklerin ise muhtemelen ortalama penis boyunu geçtiği için kıskançlıktan kopardığı bitkiler tehlike altındaymış. Bitki de efendim şu. Yani açsa yeni sevgiliye, açmayıp pörsük halde kalsa eski sevgiliye aklıma sen geldin diye atılacak malzeme veriyor. İşi zor, Allah yardımcısı olsun. Efendim bir yetkilimiz Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok. Tweetin içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor diyerek aslında ülkemizin ne kadar kolaylıklar ülkesi olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı. Gerçekten bunca zaman nasıl nankörlük etmişiz, kendimizden utandık. Uganda'nın barış elçisi, ex-cumhurbaşkanı Idi Amin'in de söylediği gibi ifade özgürlüğü var ama ifade ettikten sonra olacakları garanti edemem. Efendim ne karpuz kabuğunun ne de Fedon'un denize düşmesi. Yazın asıl müjdecisi o haber geldi. Bodrum'da özel plajlarda lahmacun fiyatları 200 lira olmuş. Oh be çok şükür. Vallahi yaz gelmeyecek sandık bu yıl. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı beyefendi lahmacunun fiyatının 200 lira olmasının mutlaka bir nedeni vardır. Hem üründe hem de sunumunda bir hizmet kalitesi vardır demiş. Doğrudur da yani bu sene bu haberde şöyle bir tuhaflık yaşadık biz, onu söylemek lazım. 200 lira o kadar da yüksek bir meblağ gibi gelmedi. Böyle hesap algımız iyice şaştığı için ne ucuz ne pahalı artık tartamaz olmuşuz sevgili izleyenler. Kazıklanmaya çok müsait bir kafadayız. Saplamasalar bari. Efendim geçtiğimiz hafta yasaklanan K-pop konserinin ardından bu haftada animeler yasaklara uzaktan göz kırptı. Bir milletvekilimiz animelerin dinsizliğe neden olduğunu söyleyerek yasaklanması gerektiğini öne sürdü. Görüyor musunuz başımıza geleni? Yıllar yılı Batı'nın ahlaksızlığı dedik dedik. Bu sefer de Doğu'dan yaldır yaldır başka bir ahlaksızlık geliyormuş meğer. Bu koşullar altında herkesi dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bir anlık dikkatsizlikle tüm ahlakınızı bir gecede kaybedebilirsiniz. Aman diyelim. Hanımlar beyler, haftanın bayrak astıran isimleri resmen gökten yıldız gibi üzerimize yağdı. Saklanacak yer bulamadık. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nı 5 dünya şampiyonluğuyla tamamladık. Milli sporcularımız Ayşe Çağrır, Buse Naz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Şennur Demir'i tebrik ediyoruz. Peki bununla kalıyor muyuz? Olur mu efendim? Yıldız gibi yağdılar dedik. Bir de üzerine milli tekvandocularımız Nurcihan İkinci, Merve Dinçel, Zeliha Arız, Alican Özcan, Hakan Reçber kendi kilolarında şampiyon olarak altın madalya kazandı. Ayrıca Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan Euroleague'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Ege kıyılarında yer alan İzmir Selçuk ilçesine bağlı antik Yunan kenti Ören yerimize de kocaman tebrikler. Öyle sansürlenmez, böyle sansürlenir. Tebrikler Anadolu Efes ve tabii ki Vakıfbank kadın voleybol takımımız da İtalya'yı yenerek CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Almadığı kupa kalmadı bu hanımefendilerin. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor. Bize yaşattıkları gururdan dolayı da teşekkür ediyoruz. Hanımlar beyler, serbest vuruş bitti. Çocukken de böyle miydin? Enerjik ve canlı bir yapın var mıydı senin? Hep öyleydim. Hep mi? Hep. Yaramaz bir çocuk muydun? Biraz öyleydim. Ha. Çok hayalperest bir çocuktum. O hayalperest? Evet, çok mesela. Hayalperest. Yani işte şöyle şeyler anlatıyor annemle babam ne kadar sağlıklı. Beni bir yere koyarlarmış, 4 saat boyunca orada oynarmışım. Bu hayalperestlik miymiş? Anne ve baba mesela niye gelmezsiniz 4 saat boyunca benimle bir oynamaz mısınız yani? Yok, 4 saat oraya bırakırlarmış. Ben bütün gün oynarmışım. Yani çok hayal kurarmışım. Sürekli bir hayali arkadaşlarım. Esra Ruşan deliymiş, gördünüz mü? Başımıza geleni. Ay şu an o hayali arkadaşlarım yok tabii ki. Neden? Yok, onları savdım ben. Arada geliyorlar diye. Peki ilaç kullanıyor musun? Şaka şaka. Peki günle ilgili hiç şey diyor musun? Aa benim çocukluğuma benziyor falan. Ha hiç demiyorum. Yani Gün çok gerçekten nevi şahsına münhasır bir çocuk. Nasıl anladın? Yani mesela işte tavukları çok seviyor. Geçen gün eve güve girdi. Ya güve yani güve. Bir çocuk güveye ne kadar heyecanlanabilir? Diyor ki anne bu bizim evcil hayvanımız olabilir mi?
Evde bir köpek var. Zorla bir kediyi getirdi. İki gün o köpek o kediyi yemeye çalıştı. Bir tane balık var falan, bir tane güve var. Kara sinekleri bile evde. Hayvan gibi beslemeye çalışıyor. Çok güzel. Sen... Biraz garip bir çocuk. Sen değişik. Öyle değildin. Ben o kadar yok. O kadar hayvanlarla o kadar iç içe değildim. Ya hayvan, işte toprak, çamur, sümüklü böcek. Mesela gece 4'te tuvalete kalkıp salonun ortasında sümüklü böcek görüyorum. Çünkü cebine koymuş, onu bir yere koymuş. O oradan yavrum gitmeye çalışıyor balkondan falan ama sümüklü böcek görüyorsun böyle. Ne işi var burada? Eve getirmiş. Vay anasını. Evet. Peki senin ilk hayalin hostes olmakmış. Doğru mu? Bu çocukluk hayali. Ya bir tek ben değilimdir. Vardır burada var mı? Hostes olmak çocukken isteyen. Hostes olmayı hayal eden var mı? O kadar mı yalnızım gerçekten ya? Berbat bir çocukluk hayaliymiş. Evet, berbat bir çocukmuşum ben. Kimi birini gördün de özendin herhalde. Evet, ben uçağa çok geç yaşta bindim. Ve benim hayalimde hostesler çok güzel giyinirler. Tırnakları uzundur. Uçağı kullanabilirler. Müthiş bir profil. Uçak kullanabildikleri için de hani hem uçak kullanabiliyor hem zeki hem çok güzel giyiniyor hem de çok güzel tırnakları var. O yüzden de neden hostes olmayayım ki? Yani mükemmel çok mantıklı. Evet. Evet. Binene kadar mesela aynı şeyi hissediyor muydun hosteslikle ilgili? Evet. Uzun süre hayır. Yani uçak kullandığını, uçak kullanmadığını öğrendim. Ama sonra sormuş ben değil mi? Ama kim kullanıyor? Hanımefendi pilot var. ama bende bir uçak fobisi gelişti maalesef. Ah. Evet, şimdi hosteslerin gözünün içine bakıp tek böyle güven mekanizma, yani uçak düşecekse mesela, düşecek benim için her uçak düşecek. O yüzden hostesin gözüne bakıyorum ve yaptığında yani orada hostesi görmek düşmeyecek benim için diyor, evet mükemmel. Anladım. Hostes konuşuyorsa arkadaşıyla falan tamam uçak düşmeyecek. Rahatız diyor. Diyorsun. Evet. Anladım, müthiş bir yöntem. Mükemmel. Okula çok erken başlamışsın. Evet. Annem baban o öğretmen olduğu için mi erken başladın? Evet, annem babam öğretmen olduğu için. Asla yüksek zekalı. Onu kastetmedik ama. Bakacaktım. Hayır, çok erken yaşta okuma yazma öğrendiğim için. Aha. Acaba neden? Ay, çok erken yaşta okuma yazma öğrenmişim. Anne baba öğretmen olunca öyle olur. Bilir, öğretmen çocuğu var mı aramızda? Öğretmen çocuğu, herkes öğretmen çocuğuymuş. Öğretmen çocuğu olanlar bilirler. Yani biraz daha erken yaşta öğrendim. Dolayısıyla o artık okuma yazma öğrendikten sonra anaokuluna gitmek çok sıkıcı bir şey. Feci sıkıcı. O yüzden onlar da demişler ki biz bu çocuğu haydin verelim ilkokula. Çok güzel. Mantıklı. Faydasını gördün mü erken okula girmenin? Çok erken yaşta üniversiteye girdim. Çok erken? Bu ilk şeyi mi diyorsun? İstanbul Üniversitesi'ne, evet. Çok yani ne 5, 3, 3 an... 5 yaşında İstanbul Üniversitesi'ne girdi. Gerçekten erken bir yaş. Hayır. Yani 17 yaşında üniversiteye girdim. Çok erken yani evet, bir çocuk için erken. Bence. Ama avantajları da oldu senin hayatında. Hiçbir avantajı yok. Bence oldu onu konuşuruz ileride. Peki öğretmen çocuğu olmak diye bir şey var mı? %100 var. Var. Var mı? Var. Öğretmen çocuğu da fazlaca var varmış. Var. Evet çünkü diyorlar. Çok... Sizin için de mi öyle? 8 yıl benim öğretmenim de annem. Ya. Evet. Aa. Güzel bir şey mi sence? Çok iğrenç. İşte yani, de aradığım dürüstlük. Yani sınavdan çıkıyorduk. Sınavdan çıktıktan sonra... Hemen hiç daha yeni kağıtlar toplanmış oluyordu. Annem hemen benim yanıma geliyor. Elif 30 almışsın falan diyordu bana. Evet, ama hiç haberimiz yok falan. Hemen ben bir hafta ceza alıyordum. Evet, mesela herkesten önce notlar okunurken ikinci hafta 30 aldığınız için mi ceza alıyordun? Çünkü sen yani. Okulda öğretmen çocuğusun. Saniye öğretmenin kızı. Erhan öğretmenin kızı. O yüzden sen hep başarılı olmak zorundasın. Ha. Ya da işte ne bileyim ödevlerini ilk sen teslim etmek. Ödev yapmama gibi bir şeyin yok. O ödevi yapmak zorundasın. Ya da işte gece Kemal Sunal filmi var. Onu izleyemiyorsun. Babam harita çiziyor böyle eliyle. Bir şeyde böyle bir anda Türkiye haritası çiziyor. Ve dağları çiziyor böyle her bölgenin. Yaz bakalım falan diyor. Ama Kemal Sunal'ın en sevdiğim filmi var yani. Ve sen böyle ezbere onları yazıyorsun. Yani öyle şeyler vardı. İşte sana bir Türkiye haritası hazır. Hayır. Bu travmayı bana tekrar yok yok yapmadık öyle bir şey. Hiç nereden tanıdığını çıkaramadığın birine bunu çaktırmamaya çalıştın mı? Her gün. Her gün. Her gün mü? Yani sürekli insanlarla tanışıyorum bir yerlerde.
Ve onlara çok sıcak ve samimi davranıyorum. Çünkü seviyorum o an. Gerçekten muhabbet ediyorum. Sonra 2 ay sonra tekrar bir yerde karşılaşıyorum. Ve asla hatırlamıyorum. Peki seviyor musun yine? Hemen sevebilirim. 5 dakikam olur yani. Ve dolayısıyla onu böyle... Anne saçın değişmiş. Ben ondan... Hayır değişmedi. Hayır bir şey... Kilo vermişsin. O yüzden falan deyip orayı geçiştirmeye çalışıyorum. Geçiştiriliyor mu? Hayır muhtemelen anlıyor ve... Anlıyor yani yazık falan diyor. Sana yapılsa anlar mısın? Hemen anlarım. Vallahi. Çok yaptığım bir eylem olduğu için bana da yapıldığında anlıyorum. Hiç dert değil tamam ya olabilir böyle şeyler falan deyip karşımdakini rahatlatıyorum. Rahatlatıyorsun. Tabii. Bunlardan da onu bekliyorsun diyebilir miyim? Yani biraz evet. Peki ergenliğinde hoşlandığın bireyi etkilemek için yaptığın en saçma şey neydi? Ay. Çok mu saçmaydı be? Çok, yani ne bileyim var, bir sürü var da ilk aklıma gelen lisedeyken rockçı bir çocuk vardı. Rockçılara aşık olmayı bilirsiniz değil mi? Herkes rockçıya aşık olmuştur bir tane yani en azından. Rockçıya aşık olmayan var ya, mı? Ya Metallica dinler falan filan hani bildiniz o serseri çocukları. İnanılmaz. Ya yine mi tek başımayım ya? Hayır hayır herkes olmuş. Sonra neyse. Çocuğun da ilgisini çekmeye çalışıyorum. Bu arada ben çıtır kızlar dinliyorum, doğuş dinliyorum falan. Berbat bir haldeyim. Fakat çocuktan da o vibe'ı aldım. Benim bu işi çözmem lazım. Bakırköy'de okuyorum. Bakırköy meydanında bir askeri eşya satan yer buldum. Askeri eşya. Hani böyle askere gidenlerin gidip içlik alayım, ayakkabı alayım, çorap alayım dediği yer. Sen daha iyi bilirsin Esra. Oradan... Oradan bir tane askeri yeşil çantalar vardı lisede taktığımız. Evet. O çantalardan aldım. Üstüne 100'e yakın falan çengelli iğne taktım. Çünkü ben de rockçıyım. Neden olmasın? Çengelli iğneyle mi rockçı oldun? Evet. Ve tükenmez kalemle Iron Iron Maiden yazdım. Iron sonra bana sorulduğunda o, yani ne dinliyorsun dediklerinde Iron Maiden dedim. O kadar da gerizekalıyım. Ve ayakkabı boyasıyla da onu böyle kirletip... Ya ben bunu 100 yıldır takıyorum. Ne zannediyorsunuz? Hani şu an moda olmuş olabilir ama ben de 10 yıldır var gibi bir imaj yaratmaya çalıştım lisede. Ama dediğim gibi hala doğuş dinliyordum. Peki, korkunç bir etkileme peki, şekli bence. Yalancılık yani, dolandırıcılık. Evet Esra, bizce de öyle. İnan, bir kişi farklı düşünmüyor. Evet. Ama şey, yani işe yaradı mı? Hayır. Dedi ya, Iron Maiden. Rencide edildin mi peki? Yani yok, o kadar da edilmedim. İyi, kibar çocuk. Evet. Arkadaş kıskançlığı var mıdır sende? Arkadaşlarının yeni arkadaşlarını görünce bir tansiyonun yükselir mi? Evet. Evet, bitti. Tamam. Hayır, evet. Yani çok yükselir hem de. Çok sinirlenirim. Ama onu çaktırmam. Ha. İçeriden bir yerden gönül koyarım. Sonra hemen o arkadaşın yani yeni yakın arkadaşının arkadaşı olmaya çabalarım. Planlara bak. Ondan sonra onunla da arkadaş olurum. Sonra eski arkadaşımla da zaten hali hazırda arkadaşlarımı daha da perçinleştirip devam ederim olaya. Ama benden daha fazla zaman geçiriyorsa biraz hırslanırım yani. Ne alaka? Bu normal bir şey mi? Belki de normal bir şeydi. Yani 15 senelik arkadaşımın yanında yeni bir kız var, her şeyi onunla yapıyor falan. Olmaz ki. Olur mu? Olmaz dedi. Biz bir isim vermek ister misin çünkü? Ay boş ver, onlar kendilerini anladılar. Peki. Güne sen bir anne ol o zaman anlarsın cümlesini kullanmaya başladın mı? Hayır daha başlamadım. Güne böyle bir şey söylersen Gün hemen anne olur, ben çocuk olurum ve o oyun 7 saat falan. Şimdi yemek ye, şimdi aç kakanı yap falan gibi devam eder o süreç yani. Anladım, tamam. Yüzden, rezil olduğunu düşündüğün bir audition anın var mı? Kesinlikle vardır. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bazen auditionlarda itiraf ediyorum. Haddinden fazla eklettiğim an... Mesela eğer hele bir de dramatik bir audition, yani ağlaması gerekiyorsa karakterim... ...falan diye şeyler yaptığım oluyor. Muhtemelen onu izleyenler çok gülüyordur buna. Ben buna şahit... Yani benim kulağıma gelmedi. Ama bir tane reklam audition'a gitmiştim okurken... Şöyleydi audition, giriyorsunuz audition'a, kameralar sizi çekiyor, hiç laf yok. Sadece işte kendinizi tanıtıyorsunuz. Merhaba ben Esra Uşan, şöyle şöyle sağa dönün, sola dönün, şimdi gülümseyin. Ve bitti zannediyorum ben. Sonra bir de ellerinizi görebilir miyim dedi. Ve ben bir anda böyle yaptım. Ve yok, iki elinizi birden dedi. Böyle yaptım.
hayır Esen, iki eliniz dedi. Böyle yaptım, böyle yaptım. Çünkü benim bu parmağım küçükken koptu ve hafif böyle bir yanlışlık var parmakta. Dolayısıyla... çok üstüne gidildi yani, anladın mı? Çok açık etmiş oldum. Sonra zaten olmadı o iş. Sonra ben o reklamı izledim. Reklam zaten şöyle, yani yüzünle alakası yok. Elden ele bir tane içki ve şaryo buradan akıyor, elden ele gidiyor. Ve yani full parmaklarda bitiyorlar. Ben de falan ya, yan dönüyorum, planlar yapıyorum. Yani alakam yok yüzümle. Tamamen ellermiş. O mesela berbat bir audition anısıydı bence. Evet, enteresanmış. O kadar berbat değil. Yani kötü. İki yüzlü olduğunu düşündüğün birini dinlerken yapabileceğin bir mimik alabilir miyiz senden? İki yüzlü değil mi? Ha. Kameralara mı? Dön arkanı perdeye yap istersen. İki yüzlü biri olduğunu biliyorum. Yüzde yüz eminim. en sırt işaretini. Bir ile on arası ne kadar kıskançsın? Ben mi? Evet. Üç. Öyle mi? Ay hiç kıskanç bir insan değilim maalesef. Arkadaşlarını kıskandın az önce. Arkadaşlarımı çok kıskanırım. Erkek arkadaşlarımı hiç kıskanmam. Ya. Evet. Niye şaşırıyorsan bunu? Vallahi hiç kıskanmam yani. Açalım, hemen soralım. Açalım sor. Mesela ben 10 kıskancım diyen var mı? Hiç. Ah, öyle mi? Gerçekten mi? Gerçekten. Eşiniz mi beyefendi? Abiniz. Abinizi de kıskanır mısınız? Genel olarak kıskanıyorsunuz. Genel olarak. Ha. Sevdiklerinizi paylaşmaktan hoşlanmıyorsunuz. Çok iddialı. Paylaştığınızı niye düşündünüz? Hay Allah. Ne iş yapıyordunuz? Hemşirelik. Meslektaş. Siz nereden mezundunuz? Ben liseden mezun. Ne sorsam Silivri diyor bu ya. İnsanları bezdiren bir huyun var mı? Var tabii. Of. Hadi. Hadi şunu yapalım, hadi bunu yapalım. Hadi gidelim, hadi denize girelim. Hadi arabaya binip şeye gidelim. Hadi Eminönü'ne, o hadi hadiciliğim benim çok bence bezdirir, evet. Hmm. Evet, bazen evet ağır geliyor. Peki, reddedilme hikayen var mı? Var tabii, çok var. Vardır, hepimizin vardır diye düşünüyorum. Ben de şöyle bir huy vardı. Çok beğendiğim insanlara mesaj değil, mail atıyordum. Bak, zekaya bak. Yani sanki romantik bir şeymiş gibi. Bir de böyle sanki edebiyatı çok iyi çözen edebi bir insanmışım gibi metaforlardan falan faydalı. İşte biz rüzgarı sırtımıza alırsak, işte düşünsene yalın ayak denize bastığımız o ay ışığı falan gibi. Yani diyeceğim şu, hani tanışalım mı ya da yemek yiyelim mi? Yani ne kadar gereksiz. Uzun uzun yaz. Öyle bir tane biri vardı işte, çok kendisine yüksektim. Yani mail attım böyle uzun, iki sayfa filan. Umarım silmiştir onları. Allah'ım yalvarıyorum silmiş olsun. Ondan sonra ben onu attım. Sonra da bana cevaben 4 gün sonra mesaj attı. Esra'cığım mailini aldım, çok teşekkür. Değerlendireceğiz. Çok iyi bir reddedilme bence yani. O kadar mı? Evet. Çok teşekkürler. Evet. Yani çok okey yani. Ama iki sayfa mail korktu mu acaba ya? Ya %100 bana gelse ben korkarım yani. Ne oluyor derim. Var mı hiç gelmişliği? Bana mı? Hı. Hiç yok. Aa, nasıl mesela bir flört ettiğin biri seni korkutacak bir hediye getirmedi mi? Hayır. Sen beni götürdün. Beni ne korkutur ki? Bir de böyle bir sorun var yani. Ne, öyle bir mail atsa benim çok hoşuma gider. Ha, okey, pardon. Her gördüğünde çocuk gibi heyecanlandığın bir şey var mı? Var. Deniz. Denize girmek. Deniz, sahile gitmek. Denize girmek. Havlularımızı sermek. Bu. Aşk acısıyla ya da herhangi bir üzüntüyle belli bir başa çıkma yöntemin var mı? Evet, resim yap. Resim yapınca rahatlıyor musun? Evet. Aa, ne güzel. Ben bilmiyordum ha bunu. Evet, resim. Gizli gizli mi yapıyorsun resmi? Ha, kendime yapıyorum. Kendine mi yapıyorsun? Evet, yani kendi sağlamam için. Kızımız arkadaş değil miyiz? Resim yaptım İbrahim falan. Yok, gelmedi mi aklına demek? Ama hepsinde birer anlam var İbrahim.
Allah'ım yarabbim. Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Okumam. Asla okumam. Neden? Ay hayatta okumam. Sen? Hiç hoşlanmam. Yani tahmin etmediğim bir şeyle karşılaşma kaygısından okumam zaten. Hmm. Allah açık duruyor burada okumaz. Hiç açık. Açıksa kapatırım böyle. Ha ama bir dakika. Adın yazıyor, Esra yazıyor. Ay onu da bana bırakmış yani. A bilmiyorum abi. O zaman bana not bırakmış o, okurum onu. Başka bir kadın ismi gördün. Leyla, seni çok seviyorum. Yok, Leyla gördün. Onu, büyük, onu ya gördüm. Şöyle bir bakarım ama hep de şöyle yapmam. Yapmam, yapmam. Ya hiç hoşlanmam. Sinir de olurum. Sen derim özel eşyalarını niye burada bırakıyorsun falan derim. Ha bir de. Tabii tabii. Aa, ben okurum diyen var mı? Gerçekten. Ekime bak. Harika. Evet, ben de okurum arkadaşlar. Ve o yüzden okunacağını düşündüğüm için de hayatta mesela günlük falan tutmam ben. Okunacak diye mi tutmazsın? Ya biri bir şey olur, onu okur. Ben de yazarım orada. Her şey, işte düşün, mail yazıyorum öyle. Düşün, aynen, günlüğüme neler yazarım. Doğru. O yüzden onu yazmam. Mantıklı. Çok sarhoş olup yaptığın, seni utandıran bir şey var mı? Ya beni niye utandırabilir ki? Yani yok. Yani mesela. Ama bu hepimizin yaptığı bir şey. Ben çok biraz içince şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bir de Ebru Gündeş'ten söylemesi. Sen kim köpek? Ebru Gündeş söylüyorsun. Arkadaşlarım da bunu biliyor. Ve inadına hadi Esra patlat bir falan diyorlar. Ben de hemen böyle falan yapıyorum. Sanki söyleyebiliyormuşum gibi geliyor o an. Gerçekten çok iyi söylüyorum zannediyorum ve söylüyorum. Sonra sabah onunla ilgili videolar izlediğimde, Instagram gibi, böyle cinnet geçiriyorum. Niye yaptın? Gene yaptın. Ama şimdi çalışacağım ben buna. Bir tane şarkı çalışacağım ve herkesi rezil edeceğim. O kadar iyi söyleyeceğim ki şok olacaklar. Ay hadi inşallah. Bunu yapacağım. Bakın görün, söz, burada da söz veriyorum. Hırsına sağlık. Sağ ol. Şimdiye kadar aldığın en garip iltifat ne? İltifat alıyorsun değil mi? Çok düşündüm. Dev gibiymişsin falan gibi şeyler var mesela. Ama çok güzel bir şey olarak söyledim diyor sonra. Dev, dev gibiymişsin, gibi. Boyum uzun diye. Ha. Dev kadın çok güzel bir şeydir diyen var mesela. Dev kadın güzel. çok, evet. Anladım. Yani o. En sevdiğin küfür ne? Alkış aldı. Her zaman işler. İnanılmaz. Peki, batıl inancın var mı? Sıfır. Sıfır. Öyle taş tutayım. Turuncu renk yine düşüneyim. Yine örneklerle açıklamaya başladı. Kırmızı çorap giyeyim. İnanılmaz. Falan olayım. Biliyorsun ama. Hepsi etrafımdaki var bir sürü çılgın kız arkadaşım var bunu yapan. Peki dinlediğin ama kimseye söylemediğin, hafiften utandığın bir şarkı var mı? Şarkı değil ama İbrahim Erkal dinliyorum belli bir şeyden sonra. Yani şöyle oluyorum. Yani bunu böyle kalabalıkta birçok insanın yanında hani oturuyoruz 12 kişi. Abi bir İbrahim Erkal aç be demiyorum. Ama ha, evdeyim mesela. Belli bir aşk acısı çekiyorum ya da bir şey moralim bozuk. Bas play'e İbrahim Erkal çalsın evde. Ben var hatırlamıyorum o. Ne mesela? Canısı var, sevme var, bir sürü var. Canısı, canısı. Sırlar. Oğlum İbrahim Erkal bambaşka bir şey. Aynen. Bir büyü gibi, sihir gibi bir şey İbrahim Erkal. Allah rahmet eylesin diyoruz. Kendinden boşanma sebebin ne olurdu? Boşanmış bir insanın sorulan soruya bakın. Şey işte bende, hadi hadi hadilik olabilir. Hadi gidelim, hadi Asos'a gidelim, hadi Kaş'a gidelim falan. Hani onlar biraz anında karar veriyorum ve anında hemen onu yapmak istiyorum. Anladım. Aklıma geleni hemen yapmak istiyorum. Çok iyi bir özellik bence. Hiç iyi bir özellik değil artık. Biraz ben işte büyümem lazım. Yeter. En yakın arkadaşının, en yakın arkadaşın olmasının üç sebebi nedir?
korku filmi izliyor olabilmesi. Hı. Seyahat seviyor olması. Dans etmeyi seviyor olması. Alkış neden? Kendimi alkışladım. Aferin. Ben hemen cevap verdim. Aferin. Peki. Ben kendimi de öperim de. Ya bu da mı manyaklık? Arkadaş. Şu yok mu? Aferin sana. Yok mu? Gerçi var değil mi? Bunu yapanlar ellerini kaldırabilir mi? Arkadaşlar, Cansu? Evet. Kırmızı aferin. Ufak haplar var arkadaşlar. Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey ne? Gün. Hı-hı. Ne yapayım vallahi? Ay ben seni ben mi doğurdum falan alıyorum. Peki sizce yeterince dürüst müydü? Annenle baban öğretmen, tercihleri de onlarla yapmışsınız. Evet, öğretmen evet. Olmanı onlar mı istedi? Yani öğretmenliğe doğru gitmeni tabii, onlar mı istedi? Tabii, dedem de öğretmen. Deden de yani, mi öğretmen? Evet, kuşaklarca hep öğretmenlik yaptıkları için benim de çok rahat, yani rahat edeceğimi düşünmüş. Çünkü öğretmenlik evet. Rahat meslek, 3 ay tatilleri var falan. Yok, öyle demiyoruz. Ya hayır, yani onların kafasında. Çünkü yok, geçenlerde bir arkadaşımın öğretmen arkadaşı var. Ben de... Şaka yapmak için 3 ay tatili var. Ne rahat meslek değil dedim. Aslında seminerler var ve uzuyor. O tatil kısalıyor. Aynen. Tiyatroya gitmeye başlıyorsun. Evet. Ve ben tiyatroyla alakalı bir şeyler yapmak istiyorum diye düşünüp yapmaya başlıyorsun. Bu ya şöyle üniversitede oluyor evet, değil mi bu? Evet, İstanbul Üniversitesi'nde öğretmenlik okurken çok küçük yaşta olduğum için işte bahsettiğim şey 17 yaşında hı-hı. Girince ne okul şenliklerine gidebiliyorsun ne hiç yaşın tutmuyor zaten belli şeyler için. Aha. Dolayısıyla çok sıkılıyordum. Üniversite hayatını o kadar hayal edip bunu yaşamak biraz canımı sıktı. Hı hı. Ne yapayım, ne yapayım filan. Diksiyon kurslarına gittim. Bir hayalimde sunucu olurum dedim. Diksiyon eğitimi alıyorum. Sonra yanında da tiyatro eğitimi veriliyor. Evet. Bakırköy'de de bir tiyatro kursu burası. Dediler ki, ben de böyle dinliyorum. İşte çalışıyorlar Macbeth, bir şey, Shakespeare, Hamlet filan, Ophelia. Ben de giriyorum. Gel dediler ya. Gel sen de izle falan. İzleye izleye gide gele. Sen girsene sınavları seni de çalıştırdım falan. Aa ben kazanır mıyım? O arada da Bakırköy Yunus Emre Kültür Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda oyunlar izliyorum. Ve çok tabii hayranım yani sahneye çıkan tiyatroyu çok seviyorum falan. Öyle el birliğiyle beni sınava hazırladılar. Zaten Mimar Sinan'a girdim. Başka da bir yere girmedim. Zaten kazanamam diye düşünüyordum. Girdim kazandım. Birinci aşamayı. İkinci aşamayı zaten kazanamam dedim. İkinci aşamayı da kazandım. Fakat ne anamın ne babamın haberi var. Annemin biraz var ama kazandığından haberi yok. Sonra söyledim, hayatta olmaz dediler. Çünkü yani dördüncü sınıfa geçerken bırakıp tekrar yeni bir üniversiteye başlamam biraz onlar için kötüydü yani. Anlayabiliyorum şimdi bakınca. Sonra öyle oldu. Ay yeydi, vay yeydi falan da depresyondu derken bir şekilde ikna ettim ve girdim konservatuara. Peki şey öğretmenliği bıraktın mı? Bıraktım. Şey böyle mesela aftan geri dönebileceğin şekilde dönebilirim. Mi? Hala yani dönmek de istiyorum aslında bir noktada ya. Bir gün. Evet çocuk yani her zaman hayalimde çocuklar, çocuk, eğitim, drama böyle hepsinin aynı potada olduğu bir yer. Kreş. Yani... Bildiğini bulmuştum. Ya öğrenme güçlüğü çeken çocuklar ya da işte biraz daha özel çocuklar için bir şeyler yapabilir miyim peşindeyim aslında. Aa ne kadar güzel. Öyle bir hayalim var. Cebimde pek bahane, kararlıyım bu kez verirseniz müsaade. Çıkışlarım kapandı bitti bak cephanem. Çok oldu böyle kaybedişlerim, ben hiç kolay delirmedim. Kimleri yetim bıraktı evren, günahsız her birine farkı vardı senden. Durup düşündüğümde kimli suçlu bilmem. İstemem bana yasaklı cennetin gözümde hiç büyütmedim. Sırlar doğar külümden isyanlar.
geçer mi? Bana bir yolunu bul. Ayılsam fark eder mi? Bana bir yolunu bul. Küçük bir ay yeterdi. Bana bir yolunu bul. Hayat cidden güzel mi? Bana bir yolunu bul. Sızıyor şakaklarım, yapıştı üstüme ağırlığı karanlığı. Anlamı yok belki hayal kurmanın. Yetmiyor gücüm pek, zorluyor giderek. Bugün de geçer elbet. Kafama takıp da enserini taşımaya değmez hiçbir tavrın. Yalnız kaldım ancak sizin gibi biri olmadım. Göz kapaklarım morardı artık direne direne. Bir madalya çözümü dilene. Hiçbir yardım bana bir yolunu bul. Bir söz delip geçer mi bana bir yolunu bul. Ayılsam fark eder mi? Bana bir yolunu bul. Küçük bir ay yeterdi. Bana bir yolunu bul. Hayat cidden güzel mi? Bana bir yolunu bul. Bir söz delik geçer mi? Bana bir yolunu bul. Ayılsam fark eder mi? Bana bir yolunu bul. Küçük bir ay yeterdi. Bana bir yolunu bul. Hayat cidden güzel mi? Bana bir yolunu bul. Okula başladım Mimar Sinan'a. Başladığında burası olmam gereken yer abi dedin mi? Asla demedim. Değil mi? Ben konservatuara girdiğimde Salvador Dali'ye bak hala düşündüm. Ekvador Dali falan diyordum yani. Berbat bir durumdaydım. Sıfır sanat. Sanat alakam yok. Ve herkes önde. Yani herkes birazcık biliyor farkında ne bileyim işte tiyatro ne biliyorlar, işte ressam biliyorlar, yazar biliyorlar falan. Tamam canım sen... Ben doğuş biliyorum. Varsa sorunuz doğuştan albümlerini anlatayım falan. Arayı kapatmam çok uzun zaman aldı yani. Peki ama kapattın sonuçta. Kapattım tabii. Mezun... Öğretmen çocuğuyum ben. Haldır uldur kapattım hem de. Okul bittikten sonra sudan çıkmış balığa dönüyoruz ya genelde. Evet. Ne yapacağım ben diye bir endişe yaşadığın oldu mu? Çok. Tabii. Nasıl üstesinden geldin? Hemen devlet tiyatrosuna girdim. Sözleşmeli. Auditionlarına girdim. Bir tane oyuna girdim ve rahatladım. Ailemi de rahatlattım. Ha. Bakın ben hemen çalışabiliyorum. İşte orada oyunlarda oynamaya başladım falan. Ama hani aslında benim hemen ne yapacağım değil de ben hayatta genel olarak nereye evrileceğim? Nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Yani... İşte devlet tiyatrosuna mı gireceğim, şehir tiyatrosuna mı... Tiyatro bazlı düşünüyorsun ya, konservatuvardan düşün. Mezun olunca. Evet. Dolayısıyla orada biraz yalpaladım. Ne yapmam gerektiğini çözemedim. Çok da destek olan da yoktu. Bunu ya da zaten herkesin kendi yolu. Herkes kendi deneyimini biliyor. O yüzden biraz zorlandım ama sonra rahatladım. Sevgili Esra, sana kiminle akşam romantik bir yemek yemek istersin diye soruyoruz. Evet. İnşallahlarla başladık. Hadi bakalım. İlk seçenekler. Melisa Şenolsun'la mı gidersin? Romantik dedim. Ne var abi? Tamam evet olur yani olur da. Sarp Apak'la mı? Ay canım ikisi de. Ay Sarp'cığım, canımsın benim. Ama biz Sarp'la hep beraber hep yemek yiyoruz zaten. Melisa Şen olsun. Peki, Melisa'yla mı yoksa Pablo Moraes'le mi? Melisa'cığım, şey yaparız biz onu. Sen hiç rahat ol. Pablo Bireyl'le yemek konuşamıyor. Pablo'cumla yeriz biz. Pablo Bireyl. Ben yemem de Pablo Bey yer. Ben yemem. Artık yemek yemiyorum date'lerde. Anladım. Doğru. Ha, evet. Peki Pablo Bey mi, Çağlar Çorumlu mu? Çağlar'cım ya. Pablo Bey. Pablo Bey mi, Ivan McGregor mu? Sarışın diye mi siz şey yaptınız? Sen beğenir misin Ivan abi? Yani
Pablo mu? Tamam Pablo, Pablo. Yiyecekler beni. Pablo, Pablo ile devam. Aa, arkadaşlar. Seyirci baskısı sen, ben hayır diyemem. Tamam, ben sen. Dinlerim. Sen Ivan'ı mı sevdin? Ya onu da sevdiğim şeyleri var tabii yani şimdi. Hani ama şimdi düşünüyorum. Pablo'dan devam edelim biz. Peki Pablo'dan çok devam. Çakır gözlü geldi. Aynen. Peki Pablo mu, Güven Murat Akpınar mı? O canım. Pablo. Allah affetsin. Ne yokluk. Peki Pablo mu, Gerard Butler mı? Aa, arkadaşlar tabii ki Gerard Bey'im. Aa, neden? Yani biraz bir artık bir olgun konuşmaya geçmeyelim mi ya? Biraz şiir diyelim, sanat diyelim. Yeter artık Instagram. Güzel. Peki Gerard Butler mı, Farah Zeynep Abdullah mı? Farah çok özledim, Farah diyeceğim. Aa. Vallahi diyeceğim, ne yapayım? Aylar oldu arkadaşımı görmeyeli. Peki. Farah Zeynep Abdullah mı, Harry Styles mı? Harry tabii ki. Farah'cığım sen beni %100 anlarsın bir tane. Harry. Ha, Harry'den de başka bir yere gidemeyiz gibi ben söyleyeyim. Öyle sana. Mi? Peki Harry Styles mı, Justin Timberlake mi? Harry. Ha hiç Justin Harry. Hiç yok. Onlar çok mutlular karısıyla. Sanki Harry mutsuzmuş gibi. Peki Harry mi, Doğa Rutkay mı? Doğa beni %100 anlar. Canım benim. Aynen. Doğacı, Harry. Bence de anlar. Harry. Harry Styles mı, Zendaya mı? Aa, şimdi Zendaya'yı da biraz beğeniyorum. Aa, bir sen. Değil mi? Çok merak ediyorum bu hanım kızımızı. Zendaya ile mi? Evet, biraz konuşuruz onunla biz. Aynen. Dertleşiriz gibi geldi. Peki, Zendaya ile devam ediyoruz. Evet. Zendaya mı, Zendaya mu? Onu söylemedim ama hangi ağzın Zendaya? Zendaya. İşte bu hanım mı? Daha beteri geliyor bak. Chris Hemsworth mu? Zendaya. Eziyete bak. Zendaya. Neden çok mu çakır geldi? Ya benim evet bir çakır gözleri şeyim var galiba. Neyin? Benim şöyle bir şeyim var. Çok gözüne falan odaklanırım. Geri kalanı kaçırırım. Kaçırırım evet. Anladım, mantıklı. Evet. Zendaya mı, Caner Özyurtlu mu? Ay Caner'cim ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeceğim. Normalde Caner'in ne fotoğrafları evet, var? Evet, niye bunu koydunuz? Yok. Daha kötüsünü koyabilirdi. Yemin ediyorum Cansu Caner'i seviyor. Yoksa gerçekten yüzüne bakılmayacak fotoğraf koyuyor. Caner'le çok sohbet etmişliğimiz var. Evet. O yüzden Zendaya diyorum. Aynen, ondan. Zendaya mı, Bradley Cooper mı? Ay. Hayır ya. Ya Bradley Cooper'ın da sincaba benzediği fotoğraf. Yani şimdi bunu koyarsanız bunun eşi... Meyve kalmış gibi. Dostu da seçmez bunu. Evet evet. Ha, yanlış fotoğraf. Ve... Olmaz. Zendaya ile devam ediyoruz. Evet. Zendaya mı, Ezgi Mola mı? Aa, Ezgi'mle bir date diyorsun ha? Olur. Ezgi Mola. Ezgi Mola mı? Evet. Peki Ezgi Mola mı, Jacob Elordi mi? Bu outfit'le mi gelir? Olur. Jacob Bey'i tanımıyorum. Hem tanışmış oluruz. Sohbet ederiz biraz. Jacob Elordi biraz ben ona göleyi falan anlatırım. Otantik gelir ona. Göleyi anlatırsın. Çok iyi fikir. Jacob Elordi mi, Merve Dizdar mı? Aşkım. Merve ya. Merve çok gülüyoruz çünkü. Jacob'la ben şimdi iki lafı bir araya getireceğimi... Merve niye zaten Jacob'la iki lafı bir araya getiriyorsun Esra? Zaten değil mi? Hayır yani. Tamam Merve mi? Merve. Aferin kardeşim. Merve. Merve mi güzel? Merve de sana ağzına tüküreyim demeyecek mi bak şimdi programda? Merve Dizdar mı, Robert Downey Jr. mı? Aa, Robert. Neden? Beğeniyorum ben Robert Bey'i. Beğeniyorsun? Evet beğeniyorum. Ben de beğeniyorum. Hoş. Robert Downey Jr. mı, Bergüzar Korel mi? Onu da çok özlediğim için Bergüzar diyeceğim. Çünkü o da şu an görüşemiyoruz, çok uzak evet. Video geliyor. Bergüzar diyorum, onunla harika bir date, akşam yemeği. Peki, Bergüzar Korel mi, Javier Bardem mi? Bergüzar'cığım, biliyorsun ki. Javier Bardem evet. Mi?
Javier Bardem mi, Melikşah Hatuntaş mı? Melikşahçım, canım benim. Bildin sen. Devam, İspanyollardan devam. Evet. Peki, Javier Bardem mi, Dua Lipa mı? Hiç benim Dua Lipa sevdam yok ya. Dua Lipa sevdası. Hayır yani merak etmiyorum mesela şu an. Dua Lipa'yı. Evet. Yani biraz küçük diyedir muhtemelen daha. Dua Lipa diye. Tamam. Peki, Javier Bardem mi, Benedict Cumberbatch mi? Burada final yapalım bence. Ne haber? İyisin. Hani oyunculuğu bırakmışsın diyorlar. Sakın, sakın. Çok yanlış. Benedict. Biz konuştuk onunla. Anladım. Benedict Cumberbatch'le gidiyor yemeğe. Vatanım Sensin Emine karakterinde Kuvayi Milliye bacılarından birini canlandırdın. Evet. Nasıl bir süreçti senin için? Çok güzeldi. Yağmur Durul Taylan'la çalışmak çok güzeldi. Halit ve Bergüzel'le çalışmak çok güzeldi. Senaryo çok güzeldi. Ve ben hamile kaldım o işte. Ve 4 ay 5 aya kadar falan hala devam ettim. Hamileyken oynadım yani. İnanılmaz rahattı. Ve çok güzeldi, çok. O dönem kadınların hikayelerini anlatmayla ilgili ne hissediyordun? Çok tabii şeydi, kuvvetliydi çünkü dönemi gereği üç tane kadının, üç bacının bu kadar böyle her işin altından çıkması, cesaretli olması, gizli işler çevirmesi vatanı için falan biraz ağzının sularını akıtıyor yani. Güzel bir roldü, dişil bir roldü. Evet, evet. O yüzden oynaması çok zevkliydi. Merve vardı. Evet. Merve'yle oynamıştık orada da. Güzeldi, çok eğlenmiştik. Evet. Peki, Yarım Kalan Aşklar Blue TV'de. Evet. Gerçekten ya inanamayacaksınız ne kadar iyi olduğuna. Vallahi bak. Çok iyi bir tür dizisi. Afişine bakıp aldanmayın diyeceğim. Ha, orada öyle bir şey var. Evet, yani orada bir aşk dizisi gibi tınlıyor, evet, olabilir ama aslında iyi bir tür dizisi. Ben de çok işte Saadet rolünü, evet, oynadım. Okurken de zaten vurulmuştum yani. Yani şeyi düşündün mü bunun bu kadar etki yaratacağını? Hayır, hiç düşünmedim. Yani hiç tahmin etmedim bu kadar böyle hani saadet inanılmaz. Ya hiç öyle bir şey hayal etmedim. Ama ben oynarken çok eğleneceğimi biliyordum. Yani böyle ona, evet, böyle oyuncaklar katacağımı çok güzeldi falan hayal etmiştim. Ve öyle de oldu gerçekten. Peki şöyle bir soru sormuş bizim editörler. Saadet'in bu kadar sevilmesinde oyunculuğun dışındaki etkenler neydi sence? Seyircinin kendinden bir şeyler bulduğunu düşünüyor musun Saadet'te? Gerçek bir kadındı. Evet. Yani karakterin kendisi, yazılışı itibariyle. Evet. Bir sürü defosu vardı, işte meme yaptırmak istiyordu, çok küfrediyordu, çok sinirliydi eski kocasına. Ama bir yandan çok duygusal ve çok kırılgandı. O kadar çok katmanı vardı ki karakterin. İzlerken de böyle tip gibi durmuyordu. Gerçekten çok insan gibiydi yani. Yanımızda, önümüzde olan herhangi birine benzetebileceğimiz biriydi. Dolayısıyla bence seyirci izlerken de çok yakınında birini gördü gibi hissediyorum ben. Hmm. Okurken yani karakteri. Olabilir. Ben de çok gerçek bulmuştum. Yani zaten Burak Deniz'i de, evet, bayılarak seyretmişim. Dilan keza öyle. Evet. Senin rolün de yıkılıyordu. Senaryoyu da çok beğenmiştik, evet, zaten. Peki, Masumlar Apartmanı'yla finale gelene kadar en çok konuşulan işlerden oldunuz. Evet. Bu kadar çok konuşulan bir iş, iki sezon geçirmek. Mesela avantajı ve dezavantajı var mı bunun? Hiç dezavantajı üzerine düşünmedim. Ya ne bileyim işte, bundan sonra ne yapacağız gibi. Ha evet, %100. Yani şöyle bir şey oluyor tabii. Bir kere bir kadın işi bu. Her, aha, şeyiyle, tekniğiyle, evet, oyuncularıyla, evet, işte yönetmeniyle, yardımcı yönetmeniyle, sanatıyla, usulü busulü. Yani sette 100 insan varsa 80'i kadın. Dolayısıyla çok iyi hissediyorsun. Hı hı. Ve bütün başarılar, bütün övgüler kadınlara gidiyor. Evet. Bu da çok iyi hissettiriyor. Evet. Bir kadın hikayesi olması, iki kadının hikayesi olması da çok iyi hissettiriyor. Türk televizyonlarında az rastladığımız bir şey biliyorsunuz. Deniz ve Rana'nın da adını burada almadan geçmeyelim. Senetlerinizde Deniz Madanoğlu ve Rana Mamatlıoğlu. Onlar da benim çok çok eski arkadaşlarım. Biri konservatuardan arkadaşım, biri eski ev arkadaşım. Onlarla iş yapıyor olmak da çok ayrıcalıklı hissettirmişti. Çünkü, evet, hayalimizdi. Düşünsene çocukken hayal ettiğim bir şey, evet, gerçekleşiyor. Deniz ve Rana bu arada benim de arkadaşım. Evet. Gerçekten çok acayip bir his. Bu kadar başarılı bir şey yapmaları hepimizi çok gururlandırdı gerçekten. Tabii ki Çağrı'nın da rejisinin altını çizmek lazım. Bye.
Ben biraz kendimden bahsedeyim. Benim çok spesifik hayallerim var. Ben her hafta 5 dakika stand-up yapıyorum Aylak'ta, Kadıköy'de. Ve hayalim bir gün 10 dakika stand-up yapmak. O da olursa 15, 20, 25 diye gidiyor. Ama arkadaşlarım öyle değil. Böyle hayali çok yüksek olan arkadaşlarım var. Mesela Cem Yılmaz'a açılış yapmak, tek kişilik gösteri yapmak. Benim hayallerim çok kısıtlı. Ama çocukken de böyleydi. Yani çocukken nasıldın diye soruyorlar. Çocukken de mesela 6 yaşındayken hayalim 7 yaşında olmaktı. 7 yaşındayken biraz yükselttim bunu ve 9,5 yaşında olmayı istedim. Arkadaşlarım yine astronot olmak istiyordu. Formula 1 pilotu olmak istiyordu. Ve kim kazanç çıktı? Ben kazanç çıktım. Biliyorum, ana sınıfında bir tek farklıydı. Ana sınıfında yüksek hayallerim vardı ama bir olay yaşadım. Şöyle bir olay yaşadım. Ana sınıfında öğretmenimiz bize sihirli bir değnek verdi. Yani adı sihirli değnekti. Sihrini görmedim. O değneği aldım, dolabıma kilitledim. O değneğin özelliği şuydu, yani her istediğiniz oluyordu o değnekle, öğretmenim dediğine göre. Ve ertesi gün annem çöpe atmıştı onu. Bütün gün ağladım ya, benim 5 yaşında hayatım kaydı diye. Annem odama geldi, merak etme dedi. Şimdi sana çok daha iyi bir şey vereceğim, bir dua. Aynısı, hatta daha iyi dedi. O dua şöyle bir şeydi, hala ezberimde. Yattım Allah kaldır beni, nur içine daldır beni, can bedenden ayrılırken iman ile gönder beni. Bu duayı her gece okudum ve hiçbir istediğim gerçekleşmedi. Ben geçenlerde sigaraya başladım ve babamla bunu konuştuk. Hiç istemiyor benim sigara içmemi. Ve beni soğutmaya çalışıyordu. Bana bir arkadaşından bahsetti. Arkadaşı ilk sigara içtiğinde çok iyi hissetmiş. Sonra bir daha sigara içmiş, hiç iyi hissetmemiş. Adam o ilk hissi yakalamak için hayatı boyunca sigara içmiş. 46 yaşında da kanserden ölmüş. Beni böyle soğutmaya çalışıyordu. Babama döndüm, dedim o arkadaşın ilk içtiği sigara dolu muydu, boş muydu dedim. Babam ha dedi, ha dedim. Babam ha dedi, ha dedim. Bende çok unutkanlık var. Bu gösteride unutmadım sanırım bir şey ama. Geldi odaklanamıyorum. Odaklanamadığım için kitap okuyamıyorum. Ben bir tek kitapların ön sözünü okuyabiliyorum. Bir kere bir ön söz okumuştum ve çok beğenmiştim. O da şöyle bir şeydi. Size üniforma veren mesleklerden uzak durun. Bu sözü çok sevdim ve hayatım boyunca uyguladım. Hiçbir işte çalışmadım. Şimdi param yok ve her gün üniforma gibi aynı kıyafetleri giyiyorum. Benim alerjim var. Çok fazla peçete kullanıyorum bu yüzden. Buraya bir geçiş düşünmedim. Geçenlerde bir dilenciden yeni selpak mendil aldım. Ve hemen ileride bir kadını ağlarken gördüm. Kadına acıdım ve ona mendil uzattım. Kadın yok sağ ol almayacağım dedi. Kadın beni dilenci zannetti. Kadına mendilleri parayla satmadığımı açıklamaya çalıştım. Kadın beni iyice dilenci zannetti. Ne olur mendil alsam be abla dedim. Ben de kendimi dilenci zannettim. Çevredeki esnaf gördü, kadını taciz ediyorum diye beni dövdüler. Ama sonra hemen ileride bırakıp gittiler. Bilmiyorum, bu kadar çabuk bırakılınca kendimi gerçekten tacizci zannettim. Üstüm başım yırtılmıştı, gittim bir sokağın köşesine, elimde mendil ağlamaya başladım. O mendili aldım, dilenci geldi. Git kendi ülkende sat mendil dedi. Kendi ülkemde kendimi mülteci zannettim. Bu şakanın sonuna da gülersiniz zannetmiştim. Benden bu kadar, teşekkürler. Peki, oynadığın karakter Esra da seyirciler tarafı. Bu da, o da sevilen bir karakter oldu. Evet. Sen rollerle vedalaşırken zorlananlardan mısın? Hiç. Kalıyor mu hiç? Hayır. Kalmıyor değil mi? Ben onu delilik gibi düşünüyorum biraz. Evet, yani evet dememişim, öyle hissedenlere de deliymiş demek istemiyorum ama biz de galiba hani tiyatro yaptığımız için senelerce ve çok fazla rol değiştirdiğimiz için roller bir sezonda 3 oyun oynayıp 3 farklı rol oynuyorsun falan, hepsini değiştiriyorsun, bitiyor, ediyor falan. Dolayısıyla onlara bay bay demek, kapatıp kitabı tekrar yeni bir şey açmak bizim için daha kolay bir şey. Esra karakterinin seyirciye nefes aldıran bir özelliği olduğunu düşünüyoruz biz şeyde, o senaryonun içinde. Çünkü çok basınçlı bir senaryoydu o. Gerçekten insanın içini de böyle parçalıyordu. Sen de o
ondan yararlandın mı? Yani o, sen de nefes aldın mı? O, evet, benim cümlelerim için zaten biraz ona hizmet, yani hizmet ediyordu. Aha. Biraz karanlıktı. Dark yani izlerken. Karanlık dark değil mi? Evet yani böyle dark derken hani böyle o tarafı düşününce Ezgi'le. <ezgili. gülüyor> Arkadaşlar karanlık dark yani İngilizcesi. Londra en şeyi hissediyorsun. Yani ben kendim izlerken bile ben ya da bana benzer rolleri oynayan o dizi içerisindeki insanları izlediğimde rahatlıyordum. Çünkü Ezgi'yle Merve, Birkan etabı falan aksı o kadar iyi geçiyor. Yani o kadar iyi yazılmış, o kadar iyi oynanıyordu ki biraz artık insanların arada bir nefes almaya ihtiyacı oluyordu. Tam da orada işte devreye ben, işte Uğur falan gibi hı-hı karakterler giriyordu. Ayak işlerinde Caner'le çalıştın. Hı-hı. İlk kez mi çalıştın Caner'le? İlk kez çalıştım. Nasıl geçti senin için? Ben Masumlar Apartmanı çekerken gittim o sete. Aa. Bizim set böyle çok ağır bir set. İşte insanlar ezber yapıyor. Herkesin odası var. Tabii biraz pandeminin de etkisi var. Fakat zor roller oynadıkları için de gerçekten bir durup kendi alanlarında ezber yapmaya ihtiyaç duyuyorlar. İşte bir şeyler okumaya, dinlemeye falan ihtiyaç duyuyor. O yüzden bizim sette şey, ne haber, bir çay içelim, kahve içelim, gelsene aşağı falan, öyle durumlar yoktu. Ve biraz sakin bir setti. Şimdi ben oradan direkt ayak işlerine gidince, ay Allah'ım ya dedim. Herkes gülüyor, herkes çok mutlu. İşin zaten kendisi komedi, yani durum komedisi. Dolayısıyla bambaşka bir enerjinin içine düştüm. Bana çok iyi gelmişti, hatırlıyorum. Böyle bir plan olmuştum. Ay ne güzel. Ve son 5-6 yıldır aktif olarak ekranın önünde görüyoruz seni. Şey hissi geldi mi? Galiba şeytanın bacağını kırdık hissi geldi mi? Gelmedi. Gelmedi. Hiçbir zaman gelmeyecek gibi bir şey o benim için. Yani zaten o senin için gelmez de ben senin için öyle düşünebiliyorum. Ha evet, bir başkası benim için öyle aynen düşünüyor olabilir. Oh yırttı çok şükür falan birbirimiz için diyoruz da içeriden öyle olmuyor. Yani şöyle bir şey, ben aslında bence bir karar verdim. Hı. Çünkü hayatımın o işte dediğin 4-5 sene önceki zamanında hayatımın tamamen tiyatroya adamış bir şekilde ilerliyordum. Bu doğru ve bir şey olduğu için değil, biraz saplantılı bir şeydi. Belki hı hı de o saf bilgiyle hani tiyatro yapmalıyım. Bir de zamanın da kalmıyordu. Haftanın 4 günü, 5 günü oynadığında senin bir televizyon dizisine kabul edilmen çok zor. Çünkü set sana göre ayarlayamaz. Senin orada bir karar vermen lazım. Hayatın daha yani eğer bu tarafını da görmek, yaşamak, o koşullardan faydalanmak istiyorsan doğru bir plan yapman gerekiyordu. Ben de planımı tekrar revize ettim diyebilirim. Ve işte yavaş yavaş orası, 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 orası derken bugün bu böyle oldu yani her şey. Harika. İnşallah böyle artarak devam eder. Umarım. Sey Vakfı'ndan bahsedelim mi biraz? Evet, olur. Beraber bir şeyler yapıyorsunuz. Evet, ben onların eğitim elçisiyim. Sey Vakfı gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarına burslar vererek onların eğitimine destek oluyor aslında. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya çalışıyor. Aynı zamanda girişimci gençlere projeleri için olanaklar sağlıyor. Hı hı. Ya da yerel bölgelerde gidip o bölge okullarına ya da o bölgedeki eğitimin düzeyini yükseltmek için bir takım projeler geliştiriyorlar. Ben de eğitimci bir anne babanın çocuğu olduğum için bana bu teklife geldiklerinde çok heyecanlanmıştım. Hala da çok heyecanlıyım. Begüm de burada. Vakfın kurucularından Begüm Yücel. Harika işler yapıyorlar. Yani onlara ne desem az gerçekten. Taşıran kaybeder. Bununla o içine su dökeceğiz. Ben başlayayım. Taşacak şimdi. Aynen. Çok ya, dur biraz sallanması geçsin. Kendinden bahset. Kendimden bahsedeyim. Sana su vereyim mi? Hı-hı, içtim. Dur şimdi, oyun oynayınca ben aşırı hırslanıyorum biliyor musun? Gerçekten. Hı-hı. Ay o kadar büyük dalga geçeceğiz ki seninle. Bir şans alkışı alır mı? Bak. Neye taşırmadım. Sevince bak. Ama
Pamuda kalkıp mı döksen? Dur biraz dursun. Ha, sen bu işi diyor. Biliyorsun. Ben ayağın yıllarımı ver. Ne ayağın çarpma? Yok artık. Çirkefliğin böylesi. İkiye yardım ister misin bardağı tutmak için? Burayı ben kendim de anlattım. Bir şey söyleyeceğim. Yani hırstan başına bir şey gelecek. Biraz etkilendim ha, çok cool. Arkadan Love Stories çalmaya başladılar. Değişik. Yine ben kendim buraya döktüm. Çekerken heyecandan dö... Evet. Öyle taşar mı? Hayır. Tekrar R yap, tekrar ezelim. Böyle olur. Taşma öyle olur. Ben çekerken heyecanlandım. Tamam, taşma. Esra'cığım, taşma öyle olur. Ben seninle uğraşır mıyım ya? Nasıl beceriyor? Şu kadar döküyor. Kuzum, bende cerrah eli var. Oy! Mahvolduk. Yani onu öyle tutmanın hiçbir faydası yok. Ben sana onu söyleyebilirim kafadan. Bak, tertemiz. Oldu artık, sen de alıştın. Ne zaman bitecek? Sen taşıracaksın. O elin ne hayatım? Şey yaptım. Neydi onun adı? Totem. Tamam. Finger cross değil, totem. Evet. Duyuldun mu benim ne dediğim? Allah be, yüreğine iniyordu be Esra. Az daha taşıyordu ya. Taştı, taştı. Arkadaşlar taşıyacağını yani görmek istemem yakından. Bunu görmek için buraya adımını atarsa biri taşa. O kadar fena yani şu an. Taşıracağım. Yani cezası yok, o yüzden taşıyacaksa da taşsın ya. Ben bir mucizeyi gerçekleştirdim. Buna bu kadar stres olamazsın. Parfümcü gibi koydun bir damla. Ya bunu nasıl becerebilirsin ya? Abi diyoruz, inanmıyorsun. Ha, yakından koyarsam çok daha iyi mi? Allah'ım, canım Allah'ım. Senin şu an kalbin küt küt atıyor değil mi? Siz de gerdiniz ha, çocuklar. Bir şey söyleyeceğim. Bu sayılmazdı. Neden? Yani buharını koydu suyun. Yemin ediyorum ya. E sen de öyle koyabilir misin? Koyamıyorum size, ellerimle. Biliyorum. Sakarlık. Bunu böyle yapacağım. Varın, varın bana gülü. Şimdi gülüm. Esra taşırırsa parmağımızla Esra'yı gösterip kahkaha atıyoruz arkadaşlar. Ben taşırırsam da yapacağız galiba. Ben de. Ramazan çorbası gibi koydum. Bu kadar koydum. Ramazan çorbası mı? Aç, aç çorbası. Kıza bak be. Bana hiç taşırmadı. Bana kaçtı. Aaa! Lala, son zamanlarda bu kadar çok psikolog ve psikolojik vaka içeren dizi olmasını herhangi bir şey bağlıyor musun? Bence şey işte tür dizileri yavaş yavaş izlenmeye başlandı. Yani ilgi çekiyor artık. İşte polisiyeler de, hı hı. İşte bu psikolojik diziler de. Bu tür türler
artık eskiden hani her şeyi aynı yazıldığı için ve çekildiği için biraz sıkıcı bir hale geldi. Bir de insana böyle bir aralıktan ve bir pencereyi açıp bu kadar detaylı bakıyor olması da hoşlarına gitti. Peki şimdi de mesela kastettiğin A dizileri eski, evet, galiba. Evet, adını getirelim. Şimdi de hepsi psikolojik vaka dizisi değil mi? Bu da bundan da sıkılmayacak tabii. İlk örnekleri çok heyecanlı bir şekilde izlenecek. Sonra buna benzer bir sürü şey olduğunda insanlar izlemeyi bırakacak. Aynen. Okey. Peki. Hala en çok konservatuvar arkadaşlarını vakit geçiriyorsun. Evet. Ve hayatına yeni insan almakta zorlanan biri gibi de değilsin. Hiç değilim. Ama onlar benim şey diye anlatıyorum ben. Onlar benim çekirdek Peki grubu. En son kimle yakın arkadaş oldun? En son Bengi Apak'la. Öyle mi? En son en yakın Bengi'yle oldum. Ben mesela eski sanıyorum. Hayır, Bengi'yle geçen yaz işte yakınlaşmaya başladık ve bütün bir seneye yayıldı o yakınlığımız. O da çok eğlenceli bir arkadaşım. Merhaba. Merhabalar. Ne iş yapıyorsunuz? İnşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisisiniz. Ne kadardır berabersiniz? 6 sene. 6 sene? Hı. Aa, ne güzel. Şimdi 3 hafta sonra da evleniyorsunuz. Evet. Hanımefendi ne iş yapıyor? Bilgisayar mühendisi. O da bilgisayar mühendisi. İsminiz neydi? Alper. Alper Bey. Alper Bey, şimdi size 5 tane sorumuz var. Tamam. Katılıyorum ya da katılmıyorum diyeceksiniz. Peki. Biz de sizin toksik olup olmadığınıza karar vereceğiz. Olur. Müstakbel eşiniz de yanınızda olduğuna göre dürüst olacağınızı tahmin ediyorum. İlk sorunuz. Arabayı genelde ben sürerim. Park konusuna hiç girmiyorum. Katılıyorum. Alper Bey, 20 puanı alıyor. Aldı. Kötü başladı. Aynen. Efendim, ikinci sorumuz. Sevgilin bir şeye sinirlendiğinde abarttığını veya reglinin yaklaştığını düşünürüm. Katılmıyorum. Bravo. Katılmıyorsunuz. Yok. Doğru. Hanımefendiye de baktım. Doğru geldi. Oradan ama ya. Efendim, üçüncü. Genellikle siyah rengi tercih ederim. Erkeklere çok fazla renkli kıyafetler yakıştırmıyor. Yok. Katılmıyorum. Katılmıyorsunuz. Yok, siyah giyerim. Pembe de giyersiniz. Giyerim. Mavi, yeşil, mor, amber var. Yok. Peki, siyaset ve ekonomiden konuşmak erkeklerle daha keyifli oluyor. Çünkü kadınların çok ilgi alanı değil böyle şeyler. Katılmıyorum. Katılmıyorsunuz. Evet, biz çok fazla konuşuyoruz. Aynen, bu zaten bok gibi bir soru, buna katılan kaldı mı? Son, sevgilime offside'ı anlatmakla zaman kaybetmem nasıl olsa anlamayacak. Anlatmaya çalışırım. Çok iyi döndürdü ama. Çok iyi. Alper Bey, iyi niyetinize sağlık, 10 puan veriyorum. Teşekkür ederim. 30 puanla asla toksik değilsiniz. Alper Bey'i alkışlıyoruz. Peki, Instagram'ı etkin kullanan insanlardan birisi. Biraz profilinde zaman geçince bizim arkadaşların notu var. İçleri de açılmış açıkçası. Sosyal medyanın yarattığı bir illüzyon elbette var o Instagram hesaplarında ama sen normalde de o kadar pozitif biri misindir? Ya gerçekten öyleyim. Beni biraz tanıyorsun. Ya yani ben tanıyorum evet, da ama yani öyleyim. Evet, pozitif bir insanım. Pozitif bir insanım. Yani eskiden belki bu kadar değildim ama çocuğum olduktan sonra hatta bu pozitifliğim daha da arttı. Ya. Evet. Aa, ne güzel. Evet. Evde işin yoksa, otur sıkıldıysan, aç televizyonu o an, izle biraz Esra Ruşan. Diğer tüm karakterler perişan, tek akıllı Esra Ruşan. Hiç bitmeyebilirdi bence de, masumlar çok güzel apartman. Tatlı, sıktırık ve kıvırcık, işte bunlar seni anlatan. Nereden geliyor bu genler, Kars mı yoksa Ardahan? Senin gibi mi anan baban, güzelliğin dillere destan. Yürümüyorum sana inan, karışmasın sapla saman. Aman aman, tamam tamam, gidiyorum uzatmadan. Memnun oldum tanıştığıma, görüşürüz Esra Ruşan. İyi.
kızın günün doğumundan sonra çok da ara vermeden çalışmaya geri döndün. Böyle uzak kalırsam unutulurum gibi bir endişen oldu mu hiç? Hiç olmadı. İki sene de iş yapmadım. İki sene hiç çalışmadım yani. Oturdum, günlüğü vakit geçirdim. Hiç onun baskısını hissettiğin oldu mu peki? Çalışmalıyım mı? Evet oldu. Ben çalışmam gerekiyor galiba. Çalışmam lazım. Hep çalıştığım için o zamana kadar biraz boşluğa da düştüm. Seni hiçbir iş yapmıyormuşum gibi de hissettim. Halbuki kocaman bir şey yapıyorsun orada aslında. Biraz kendime vakit vermem gerekiyormuş. Şimdi dönüp düşününce anlıyorum yani. Hı-hı. Peki günle birlikte neler değişti hayatında? İşte dediğim gibi daha neşeli bir insan oldum. Daha planlı, daha organize. Yani ben plansız bir insanım ama bir nebze daha planlı bir insan oldum. Daha organize bir insan oldum. Daha şefkatli, daha sevecen diyemeyeceğim. Çünkü ben zaten severdim. Çocukları da çok severdim. Hep çocuğum olsun da çok isterdim. Tavsiye ediyor musun? %100 tavsiye ediyorum. Çocuğu? Evet ama çocuk yani hep iyi taraflarını anlatmaya gayret etmekle birlikte kötü bir tarafı yok ama insanın kendiyle yüzleştiği çok an var. Kendi çocukluğuyla özellikle yüzleştiği çok an var. Oralar biraz dolu dolu geçebiliyor çocuk büyütürken. Kendi çocukluğunla yüzleşmek. Oraları iyi kompanse etmesi gerekiyor bir annenin. Hı. Ben iyi ettim diye demiyorum. Muhtemelen iyi edemedim. Ama kendimle yüzleşmek iyi geldi. Sonra o kabuğundan çıktım çocuğumla birlikte. Yani o tarafı iyiydi. Peki Esra, kış insanı olmadığını söylemişsin. Asla değilim. Yaz geldi, bir mutlu musun? O kadar mutluyum ki. Ya o kadar mutluyum ki. Gerçekten mi? Ya tam da gelmedi ki, neye o kadar mutlusun? Geldi, artık geldi. Geldi neredeyse. Geldi, çok iki gün önce zatürre oluyordum ben sette. Hayır, hiç gelmedi. Yağdı mağdı be. Geldi, aman o ara yağmur, o olsun, ekinler için lazım. Ekinler için mi lazım? Yani işte anladın. Esra çiftçidir de aynı zamanda. Abim çiftçi. Ha, değil mi? Evet. Peki, Bolu'dalar mı? Bolu'dalar hala. Peki yazın tadını mı çıkaracaksın yoksa işler güçler derken çalışacak mısın? İkisini aynı anda yapacağım gibi görünüyor şu an. Ha, bir şey var mı başlayacağım? Bir şeyler var konuştum. Daha kesinleşmeyen. Dizi, film. Dizi var. Bir şey daha var filan. Garip yani. Şu an hani böyle anlatınca böyle olacak gibi değil galiba. Onu tam olsun o, oluşsun öyle. Bir şey ama. Sakladığımdan da değil, anlatamayacağım için yani. Anladım. Bir şey diye tarif edebiliyorsan. Evet, belli ki. Benim de içinde olduğum bir şey. Peki şey var mı? Tiyatro projen? İşte o da var. Var. Önümüzdeki sene için. Evet. Ha. Şu an diğer oyuncuları belirlemekteler. Benim olduğum kesin. Diğer oyunculara da bakılıyor. İşte provalara girilecek. Ama hani böyle acelemiz yok. Bir hemen şu tarihte yapalım gibi bir kaygımız yok. Her şey içimize sinsin istiyoruz. O yüzden siz kimsiniz? Ben. Ya bir tiyatro altındaki bir düşünme bunu. Bir yere bağlı değil bu da. Ha, kendi çevrende bir. Evet, birinin bana bir teklifiyle oluşmaya başlayan bir şey bu. Anladım. Bu büyük prodüksiyonlardan mı olacak peki? Öyle mi hedefleniyor? Ha, hiç öyle yok. Hedeflenmiyor. Hiç öyle hedeflenmiyor. Daha arkadaş. Evet, işte. Evet. Sizi tanıyalım. Seda ben. Seda Hanım, siz ne iş yapıyordunuz? Ben endüstri mühendisiyim. Endüstri mühendisi. Evet. Ne yaptığınızı bilmiyoruz. İnanılmaz. Endüstriyle ilgili bir şey. Enteresan. Seda Hanım, o zaman şarkınızı hımlarsanız bakalım. Tamam. Harika. Müthiş. Kesin senin bileceğin şarkı da bu. Ama güzel yaptım. Sen çok güzel. Sen olmasan. Bildi mi? Bildi. Siz içeceksiniz o zaman değil mi? Hay Allah. Sen içeceksin. Siz de Şu bildiniz mi? Ama mavi güzel iç. Yaptım. Vallahi güzel gibiydi. Mavi mi için? Cam sil diyorsun. O kalmasın bana. Alkışlıyoruz Seda Hanım'ı. Ben Pınar. Banu ben de, merhaba. Ne iş yapıyorsunuz? İletişimciyiz biz. İletişimciyiz. İletişimcisiniz. Harika, gerçekten müthişmiş. Şimdi iletişemeyeceğiz. Hadi inşallah. Buyurun, dinliyoruz şarkınızı. Ya iki şarkımız vardı da o yüzden. Ve mashup yapacaksınız. Yo, hayır. Hangisi? Ha, anladım. Bir tanesiyle başlıyorsunuz. Bilemezsek ikinciyi de alacağız demek.
Kanasın, kanasın, kanasın. Biliyorum. Kanasın. Alkışlıyoruz hanımefendi. Harikaydınız bu arada. Mükemmel çalışılmış. Sen hımlamayı doğru mu yaptılar evet, diye onu, tekrar hayır, mıydın? Kendim de hımlayabiliyor muyum diye baktım. Anladım. Ben bu yarışmaya katılsam yapabilir miyim diye ne baktım. Ne için? Şu beyazı hiç söylemiyorum. O çamaşır suyu gibi duruyor onun için. Ha çabuk. Klorak. Alkışlıyoruz hanımefendiler. O sırada belki yere dökerim. Beyefendi sizi tanıyalım. Merhaba Alp ben. Alp Bey siz de öğretmen çocuğuydunuz. Evet, aynen. Hatta kız arkadaşım da öyle. Diş hekimiyiz aynı zamanda. Aa ne güzel. Aynen. Ne kadardır birliktesiniz? 2,5 yıla yaklaştı. Aa ne güzel. Buyurun şarkınızı. Petrol, yalan petrol. Para para para. Çok teşekkür ediyorum. Beyefendiyi alkışlayalım lütfen. Afiyet olsun kardeşim. Alkışlıyoruz Esma. Gediz ben, avukatım. Gediz. Aa benim çok sevdiğim bir arkadaşımın ismi Gediz. Aa, gerçekten erkek mi? Kadın mı? Yok kız. Aa süper, hiç duymamıştım. Evet, ve kaç senedir görüşmüyoruz? Yani çok uzun Gediz süre. Olduğu için mi adı? Yok, Gediz olmasıyla ilgisi yok. Buyursunlar. Tamam. Dönen yok seferinden. Bir dakika ama. Bir çok giden memnun ki... Al bu gibi bu. Hep Avrupa'yı şarkıları biliyorsun. Avrupa'yı mı? Gediz Hanım'ı alkışlıyoruz. Çok teşekkürler. Ben hangi notasından anladım? Oradan söylendi de anladım. Nereden söylendi ya? Kim söyledi ya? Ben duydum şuradan. Söylemedim. Sen söyledin. Sizi tanıyalım. Şebnem ismim. Şebnem Hanım siz ne yapıyorsunuz? Ben iletişim danışmanıyım. Aynen ve ben bunu bilmediğim için eşeğim. öyle bir ifadeyle öyle mi söyledim? Çok iletişim danışmanıyım. Çok affedersiniz. Yok önemli değil. Nasıl danışıyoruz size iletişim konusunda? Şimdi iş konuşmayalım bence bu akşam. Çok haklısın. Tamam Şebnem Hanım konuşmayalım. Ben bu hımlamayı Hande için yapıyorum çünkü 2 haftadır sen hımlayacaksın değil mi? Hımlayacaksın değil mi diye geldi. Aa Hande Hanım sizin için hımlıyoruz. Kendi bestesi. Çok zor bir şeyin introsu ya bu şu anda. Hayır. Evet, cayır cayır da hımlıyorsunuz. Ben pislik mı? Yaptım. Yo yo. Hayır, biz ben bilemiyorum. Hatırlıyorum. Bir siz... şarkının introsu bu. Barış bildi değil mi? Aferin Ekin. Ne? Öbürüne geçeyim, siz bunu bilemediniz. Bir saniye. Şarkının ne olduğunu söyleyin ama. Raindrops on roses and whiskers on kittens. Round copper kettles and warm woolen mittens. Ara ara. Ara. Aynen. Ver, ben de konuşacağım. Bizim yabancı dilimiz var. Of course. Dark. Ama yani ben ne bileyim bu yabancı hınladığını. Yerli mi yabancı mı eklesek? Aynen. Ben de çünkü aklım hemen... Abi hemen yani... Şebnem Ferah'a gitti. Neyse kapatıyorum abi ben. Kendi iletişim danışmanımızı aradık Şebnem Hanım. Ne dedin? Ve bu yaptığınızdan hiç hoşlanmadı abi. Böyle mi yapmam gerekiyordu? Çok pardon. Buyurun. Gerçi ben anlamıştım yabancı olduğunu da arkadaşımı rencide etmek istemiyorum. Tamam. Yabancı mı bu da? Bu
Vallahi biliyorum aslında. Gerçekten çok güzel şey yapıyor. Sadece kulak, burun, boğaz gezmeye devam ettiği evet. için Erol Engin. Bunda %100 değiliz. De bana sorsa. Yarı yarıya böyle. Devam, devam. Şebnem Hanım harikaydınız. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kusura bakmayın. Tamamen bizim kabahatimiz oldu biraz. Bizim kabahatimiz olmuş. Yoksa arkadaşım biliyordu. Ben biliyordum. Tabii ki Esra kazandı. Esra'cığım ayaklarına sağlık. Biz gerçekten çok eski arkadaşız ve ben bu programı yapmaya başladığım ilk günden beri aslında bu masanın geyiğini yapıyoruz. Esra da her seferinde beni ne zaman çağırıyorsun abi diyor. Ben de başka şakalarla idare ediyorum. Gerçekten buradaki PSM'nin YouTube kanalında yayınladığımız son programın konuğu olması gerçekten enteresan oldu. Biz böyle bir zaten ülkece böyle konfor alanlarıyla ilgili problemler yaşayan bir milletiz. Kendimize konfor alanları yaratmaya çalışıyoruz. Biz de bu geceyle beraber bundan 3 sene önce caddede bir barda kendimize bir konfor alanı yaratmaya çalıştık. Sizlerle harıl harıl çalışan bir ekiple, PSM ile, buradaki teknik arkadaşlarla, orkestrayla, dahil olan herkesle beraber burada kocaman bir konfor alanı yarattık. Gerçekten enteresan, aslında hiç burada yaşamıyormuşuz gibi zamanlar geçirdik beraber. Bu muhteşemdi. Ama konfor alanları oradan çıkmak içindir. Şimdi de yine sizinle beraber, merak etmeyin. Yine sizinle beraber ve yine burada başka bir alanda konfor alanı yaratmaya çalışacağız. Hanımlar, beyler. Önümüzdeki haftadan itibaren İbrahim Selim'le bu gece Fox'ta yayınlanıyor. Biz bu çarşamba yine PSM YouTube kanalındayız. Haftaya pazar pazartesi buradayız. İyi geceler.